Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lokman suresi 21. ayet-i kerimeyi okuyacağız inşallah bugün. Ve idâ kîle lehumu tebi'û mâ enzelallâhu kâlû bel nettebi'u ma vecedna alayhi aba'ana aw law ila onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler ya şeytan onları alevli ateş azabına çağırıyorsa da mı mealen de böyle Sure Lokman ayet 21 Anlayabildiğimiz kadarıyla bir önceki ayet-i kerimeyle birlikte değerlendirdiğimde, yeryüzüne olan savaş, her zaman ifade etmeye gayret ediyoruz, gündem savaşı, zikir savaşı, zikrimiz, gündemimiz ne olacak, neyi konuşacağız, bizim dilimizde, bizim zihnimizde, kalbimizde ne var dert olarak, neyi kafaya takacağız, neyin peşinde dolanacağız, kime uyacağız, kim belirleyecek ne konuşacağımızı, hangi haberler, hangi bilgiler bizi şekillendirecek? Yani evliliğimizden tutun da ekonomik faaliyetlerimize, alışverişimize kadar, babalığımızdan, analığımızdan tutalım da komşuluğumuza kadar, yeryüzünde bir insanız, birey olarak da, toplum olarak da işlerimiz var. Bunlarla ilgilerimizi kim belirleyecek, nasıl ayarlayacağız, kimden öğreneceğiz, kimden alacağız haberleri? Bu tarih boyunca bir savaş konusu olmuş. Bir önceki ayet-i kerimede Allahu Teala bununla ilgili bize bilgi verdi. Dedi ki: "Yani bak ki göklerin ve yerin tüm kullanımını Allahu Teala bizim emrimize verdi. Göklerde olanlar, yıldızlar, güneşler, aylar emrimize boyun eğmiş. Yeryüzünde olanlar, denizler, dağlar, ırmaklar bütün varlık bize boyun eğmiş. Ayrıca Allahu Teala nimetleri yaymış. Görünür nimetleri yaymış ama görünmeyen nimetleri de vermiş. Zahir batın pek çok nimetle bizi donatmış. Bize vücut vermiş ama vücudun içinde görünmez organlar da ihsan etmiş. Beden vermiş ama ruh da vermiş. Akıl vermiş, fikir vermiş, namus vermiş, iffet vermiş, vicdan vermiş Rabbim. Pek çoğunu da emrimize bu şekilde yaydığı gibi dünya nimetlerini, evren nimetlerini bir de içimize de bunları koymuş. Şimdi yaradan, yaşatan, imkanlar veren, nimetler veren bir Allah yani o ki bizi bilgilendirecek zikirde neyi konuşacağımızı o belirleyecek göklerde olan tüm varlıkların gündemini zikrini o belirliyor. Amaçlarına uygun yaşamakta bütün varlık yeryüzü öyle. Tüm nimetler Allahu Teala adına yaşanıyor. Bütün varlık bunun farkında görünür varlıklar, görünmez varlıklar da böyle. Melekler de biliyor, hayvanlar da biliyor ne için var olduklarını. Ona şükrediyorlar, ona boyun eğmişler, ona dua ediyorlar. Onun adına bir hayat yaşıyorlar çünkü. O ne dediyse ona göre davranıyor bütün varlık. Şimdi bunu bırakacak insanlar kitapsız, yani bir kitaba dayanmaksızın, bir belgeleri olmadan ellerinde, aydınlatıcı bir yol rehberleri olmadan yollarını gösterecek kılavuz peygamberleri olmadan ve Allah'tan gelen bir bilgi olmaksızın bir tutuşla giriyorlar dünyaya ve kavgaya giriyorlar. Kimle? Allah'la. Bilgiyi sen mi vereceksin, biz mi vereceğiz? Kavgasını Allah'a karşı sürdürüyorlar. Hem de tanrılık konusunda, yani Allahu u Teala'yı tarif konusunda, Allahu Teala'nın hayattaki emirlerini yaşama konusunda, sen böyle diyorsun ama miras hakkında biz böyle diyoruz diyecek insanlar, bununla ilgili bir kitap yok aydınlatıcı ellerinde, bir peygamberi bilgi yok ve Allah'tan gelen bilgi de yok. Oysa yaradan biliyor, yaşatan biliyor, nimet veren biliyor. Bu konuda senin söz hakkın yok. Ne haddine konuşuyorsun? Haydi bildiğiniz bilme imkanınız, yani Allahu Teala'nın size bilme imkanı verdiği konularda konuştunuz. Allahu Teala'nın bilme imkanı vermediği konularda ne haddiniz nasıl konuşursunuz? Nasıl çözümler sunmaya çalışırsınız? Nasıl insanlara yol çizersiniz? Şöyle gidersen şöyle olur diye mutluluğun, başarının, gelişmenin işte çözümünü sunmaya kalkarsınız. Gün geçmiyor ki reçeteler önümüze serilmesin. Bütün alanlarda insanlar kendilerine göre reçeteler sunuyorlar. Çözümler, şifa burada diyorlar. Bireysel ve toplumsal dertlerinizin devası burada diyorlar. Ne hakla? Yani Allah'tan gelen bir bilgiyle mi konuşuyorsunuz? Yoksa peygamberden bir model mi buldunuz? Yoksa aydınlatıcı bir kitaptan çözümler mi var size? İnsanlar dine imana ne zaman gidiyorlar? Kitabın ayetlerini, peygamberin sözlerini ne zaman kullanıyorlar? Sadece kendi haklılıklarını ispatlama sadedinde bu dinin de Yahudileşmesi aslında. Öyle olunca anlayalım şimdi karşımıza böyle bir yapı var. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna işaret ettiği gibi. Oğlum sakın Allah'a şirk koşma demişti. Allah'a ortak koşma. Allah'la birlik başkasını tanıma bu en büyük zulümdür demişti. Karşımıza böyle bir yapılanma var. Ve en büyük tehlike de bu. İnsanın Allah'a karşı diklenmesi, ben bilirim demesi. Bununla beraber biz mümin olduğunu iddia edenler, biz hidayetin Allah'tan geldiğini bilenler, biz peygamberin kılavuzluğuna evet diyenler, aydınlatıcı kitabın, Kur'an'ın peşine düşmüş olanlar, bilginin sadece Allah'tan geldiğini bilip, Ya Rabbi sen habirsin, haberleri senden alırız diyen ve sadece onun zikriyle zikreden kulluk yapan Müslümanlar, diyeceğiz ki diğerlerine, önce kendi nefsime yineden diyeceğim ama bütün dünyaya, belki bunu kaybetmiş olan ben Müslümanım dediği halde, Zikrini Allah'tan öğrenmeyen de başkalarından alan, ekranlardan alan, telefonlardan alan, başka eğitim ortamlarından alan, başkaca haber alanlarından alan dünyaya Müslüman, münafık, kafir kim olursa olsun diyeceğiz ki şu anda bil, bilerek ya da bilmeyerek Allah'la bir savaşın içine girmiş girmiş olan dünyaya diyeceğim ki ben diyeceğim ki gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun. Yani onlara diyeceğiz ittebiu ma enzelallah. Allah'ın indirdiklerine tabi olun diyeceğiz. Çünkü onlara denildi. Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyup onlara Allah'ın ayetlerini okuyanlar oldu. Ebu Bekir Efendimiz gibi, Abdullah İbni Mesud gibi. Bütün sahabe gücünün yettiği kadar. Kimisi fert planında küçük adımlarla ama kimisi meydanın ortasına durarak herkese söylediler. Bu bilgiyi Bilal belki tam dile getiremedi ama o işkence ortamında ehad diyerek dile getirdi. Yani ben Allah'tan alıyorum sadece bundan sonra direktifleri, emirleri, buyrukları. Ben ondan inene teslim oldum. Onun biricik olduğuna, ahir günü var olduğuna, hayatı sadece Allahu Teala'nın düzenleyeceğine ben evet dedim diyen bir duruşu sergilediği için ona zaten işkence edildi. Demek ki böyle bir çağrı yapacağız. Söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki gelin. Önce o zaman bunu bilmem lazım. Yani ben bana indirilenin ne olduğunu bilmem lazım. Bana indirilen kitaba tabi olmam lazım. Dolayısıyla şu yaptığım çalışma yani size şu anda benim konuşmam bir tefsir faaliyeti değildir. Bu büyük bir iştir. Böyle söylemekten, böyle konuşmaktan Allah'a sığınırım. Ancak ben size konuşurken tefsirlerden öğrenmeye çalışıyorum. Size de bunu söylüyorum. Alimlerimizin sözlerine bakalım. Kitabımızın bu ayetini anlamaya çalışalım. Peki ne yapmaya gayret ediyoruz biz? Allah Teala'nın indirdiği vahi ki kitap ve sünnettir bu anlamaya çalışıyoruz. Mesajı kavramaya çalışıyorum. Mevlam sen bana ne diyorsun? Ne söylüyorsun? Nasıl bir hayat öngörüyorsun? Neler yapmamı istiyorsun? Allah indiriyor. Emrime nasıl kainatı boyun eğdirdiyse Rahman ve Rahim olan Rabbim bütün merhametiyle aslında hiçbir şey söylemese bile ahletmem gereken bir dünyanın haberlerini bana yeniden peygamberiyle duyuruyor. Bana indiriyor, indirdi. Öyleyse ben bunu anlamaya çalışacağım. Ve kitapla kendimi uyardığım gibi sizi de uyaracağım. Ve zekir bil Kur'an diyor Allahu Teala. Kur'an'la zikret, Kur'an'la öğüt ver, Kur'an'la nasihatte bulun. Demek ki bu ayetler önce bana inmeli. Ve inen ayetleri niçin okuyacağız? Ne adını okuyoruz şu anda? ya da okumamızdaki hedef ne olacak? Okumamdaki hedef tabi olmak olacak. Ona uymak, onu izlemek, peşine takılmak. Kitap beni nereye götürürse oraya gideceğim. Yüreğimin götürdüğü yere gitmeyeceğim. İnsanların götürdüğü yere gitmeyeceğim. Başka yüreklere de takipçi olmayacağım. İşte herhangi bir rüzgarın peşinden savrulmayacağım. Moda rüzgarına kapılmayacağım. Spor rüzgarına kapılmayacağım. Medya rüzgarına kapılmayacağım. Ben bana inen kitabın peşine takılacağım. Rabbim bana diyecek ki şunlar yap. Peygamber Aleyhisselam diyecek ki buradan gel, ben oradan gideceğim ve bunu da duyuracağız. Ayet ayet, bölüm bölüm öğrendiklerimi kime anlatacağız diye sorulur bana. Diyecek etrafımda kim varsa önce ondan başlayalım. İbrahim Aleyhisselam'a örnek veriyorum ya her zaman. Dağların çevirdiği Mekke'de Allahu Teala dedi ki ona insanlar hacca çağır. Etraf dağılıp Kimi çağıracak? Tek başına bir İbrahim. Ama Allahu Teala'nın izniyle o seslendi, çağırdı makamı İbrahim'de. Şu anda Allah'ın kitabıyla biz onun çağrısını yeniden duyuyoruz. Öyleyse ben de bu gayretle uğraşacağım, söyleyeceğim. insanlara diyeceğiz ki gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun. Nefsinizin söylediklerine değil, insanların söylediklerine değil. İşte bunu dediler, denildi. Diyecek ki toplum, diyecek ki insanlar, dediler ki Mekke'de çünkü. Galu bel nettebi ma alayhi Hayır. Biz diyecekler. Dediler. Babalarımızı hangi yol üzere bulduysak, hangi hayat modeli üzere bulduysak, hangi ekonomik anlayışla bulduysak, hangi siyasi anlayışla bulduysak, nasıl yaşıyor olarak bulduysak, nasıl babalık yaptılar, nasıl kocalık yaptılar, nasıl müşteri veya alıcı satıcı oldular. Nasıl patronluk yaptılar, nasıl işçilik yaptılar, nasıl düğün dernek yaptılar, nasıl eğlendiler, nasıl ağladılar, hüzünlendiler, neyi haram ettiler, neyi helal ettiler, neyi yediler, neyi yemedilerse, hangi kurallarla yaşadılarsa biz babalarımız nasılsa, atalarımız nasılsa, bizden öncekiler nasılsa biz de öyle olacağız, ona tabi olacağız, biz onu izleyeceğiz dediler. Yani biz yine insanları izleyeceğiz ölü ya da diri insan insana tanrı diyor. Tanrı olarak aslında böyle diyerek kendini gösteriyor. Yani ben atalarımın yolunda izleyeceğim diyen insan Allah'tan gelen çağrıyı reddederek kendini tanrı yerine koyuyor. Bilginin kaynağı sen değilsin Allah'ım. Atalarımızdır, dedelerimizdir, büyüklerimizdir, uzmanlarımızdır, bilir kişilerimizdir, akil insanlardır. Biz onların yolundan gideriz. Birileri karar verir, biz o yolu takip ederiz derler. İşte bu sapmanın ta kendisidir. Allah'a rağmen başkasının yoluna gitmek de şirk olacaktır. Kim olursa olsun. Büyüklerin, eskilerin, geleneğin, işte modern nite diyebiliriz şimdi. Felsefelerin, ideolojilerin, büyüttüğümüz kimselerin, yazar takımının gibi ne varsa Allah yerine konulan yolu izlenilecek. Ya Allah gibi demiyoruz. Allah göklerin ve yerin Rabbidir. İşte biz onu öyle kabul ediyoruz ama hayatı yaşarken, şehri düzenlerken, evi barkı ayarlarken, konu komşuyla ilgimi düzenlerken vesaire vesaire. Ben buna mı bakacağım? Piyasa budur. Öyle gelmiş, böyle gider. Evvelden beri böyledir. Bu işin raconu böyle deyip de insanlar Allahu Teala'yı diskalifiye ederler, dışarı koyarlar kenarda tutarlar. Buraya karışma imkanı yok Allah'ım. Gerekmez. Sen çok mübarek, çok kutsalsın. Dolayısıyla yeryüzü işlerini bize bırak dercesine bir tavır sergilerlerse işte bu şeytan amelidir. Nitekim Allahu Teala ve lev kana şeytanu ila sa'ir. <laughs> o gün ve bugün o gün atalar ve bugün onları takipçisi olanlar, evvelkiler ve sonrakiler hepsi bu anlamıyla kime tabi olmuş oluyor? Kimi izlemiş oluyor, kimin davetine evet demiş oluyorlar? Şeytanın davetine. Şeytan öteden beri insanları ancak azaba çağırmaktadır. Çünkü kendisi azabı satın aldı. Allahu Teala kafa tuttu ve dedi ki aslında Allahu Teala kabul etmişti. Rabbim Allah diyordu. Fakat Allahu Teala'yı yaradan kabul ettiği halde, ondan korktuğunu ifade ettiği halde Allahu Teala ile tartışmıştı. Demişti ki Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ben üstünüm demişti. Yaradanın Allah olduğunu biliyor. Beni ateşten yarattın diyor. Onu topraktan yarattın diyor. Ama kimin üstünlüğü konusunda kararı kendisi belirliyor. İnsanların kavgası da bu değil mi? Kimse Allahu Teala'ya karşı ben de yaratırım demedi. Ben de rızık veririm demedi. Ya yağmuru biz yağdırırız demediler. Gece gündüzü biz getiririz demediler. Güneş ayı biz döndürüyoruz demediler. Birkaç tane kendini bilmez var belki yeryüzünde şeytandan da öteye gavurlaşan. Ama bunun dışında insanların gavurluğu, insanların yoldan sapması bu noktada. Yani değerleri biz belirleriz. Neyin farklı olduğunu, neyin önemli olduğunu, neyin gerekli olduğunu, neyin öncelikli olduğunu, neyin faziletli olduğunu, neyin e, muhterem olduğunu, ihtiram, saygın olduğunu, üstün olduğunu filan uzatmayalım. Belirleme hakkı benimdir dedi şeytan. İlk ata onların. Bu ve onlar ve ötekiler ve ötekiler onlara takipçi oldular ve takip edilenler ve takip edenler hepsi cehenneme gidecekler. Çünkü şeytan orada ve onları bu ateşe, korkunç ateşe çağırıyor, alevli olan bir ateşe çağırmaktadır. Onlar oradan gidecekler. Fakat biz oradan gitmeyeceğiz. İnşallah 22. ayette buna devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.